İffetini koruyan Meryem, biz ona kendi ruhumuzdan üfledik. Onu ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim ayetleriyle insanlara nasıl bir ahlak göstermeleri gerektiğini anlatmış ve yol gösterici olması için onlara peygamberlerden ve salih müminlerden örnekler vermiştir. İşte müminlerin güzel ahlakı üzerinde düşünmeleri ve kendilerine örnek almaları gereken bu salih müminlerden biri de Hazreti Meryem'dir. Hazreti Meryem, Cenab-ı Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. İmran'ın kızı Meryem'i de, ki o kendi ırzını korumuştu. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Ayetleriyle bildirildiği gibi Cenab-ı Allah'ın güzel ahlaklarıyla Kur'an'da tüm insanlara örnek verdiği iki kadından biridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zamanındaki kadınların en hayırlısı Meryem'dir. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hazreti Hatice'dir buyurmuştur. Kur'an'da 11 ayette Meryem'in ismi geçmiştir. İmran'ın kızı Meryem'i de Cenab-ı Allah örnek verdi. Ki o kendi iffetini korumuştu. Böylece biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Kur'an-ı Kerim'de iki surede ise ismi zikredilmeden namusunu ve iffetini muhafaza eden kadın ifadesiyle anılmaktadır. Hazreti Meryem, Cenab-ı Allah'ın alemler üzerine seçtiğini bildirdiği bir soydan, İmran ailesinden gelmektedir. İmran ailesi, Cenab-ı Allah'a iman eden, her işlerinde O'na yönelip dönen ve çevrelerinde de bu özellikleriyle bilinen bir ailedir. Cenab-ı Allah melekleriyle Hazreti Meryem'e, onu seçip arındırdığını, tüm alemlerin kadınlarına üstün kıldığını bildirmiş ve gönülden itaatte bulunmasını, secde ve rükû etmesini emretmiştir. Hazreti Meryem'in yaşadığı Nasıra, Filistin topraklarında Celile bölgesine yakın tepeler arasına sıkışmış küçük bir köydür. Nasıra köyünden ayrılan Hazreti Meryem'e Cenab-ı Allah beşer kılığındaki Cebrail'i elçi olarak göndermiş ve ona Rabbinden tertemiz bir erkek çocuğu armağan edeceğini müjdelemiştir. Onun adının Meryem oğlu Mesih olacağını, dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygın ve Cenab-ı Allah'a yakın kılınanlardan olduğunu, beşikteyken de yetişkinliğinde de insanlarla konuşacağını bildirmiştir. Kitapta Meryem'i de zikret. Hani o ailesinden kopup doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana kendini gizleyen bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz Cibril'i göndermiştik. O da düzgün bir bebek kılığında görünmüştü. Cenab-ı Allah Kur'an'da Cebrail'in Hazreti Meryem'in karşısına düzgün bir insan görünümü içerisinde çıktığını bildirmiştir. Hazreti Meryem, karşısındaki kişinin Cebrail olduğunu bilmediği için, yabancı biriyle karşılaşmasından dolayı hemen Cenab-ı Allah'a sığınmış ve "Gerçekten ben senden, Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma" sözleriyle kendisinin Cenab-ı Allah'tan korkan, iman eden bir mümin olduğunu ifade etmiştir. Söylemiş olduğu bu sözler, Hazreti Meryem'in güçlü Cenab-ı Allah korkusunu ve iffetine olan düşkünlüğünü ortaya koymaktadır. Hazreti Meryem bu konuşmasıyla
sadece kendisinin Cenab-ı Allah'tan sakınan bir kimse olduğunu ifade etmekle kalmamış, "Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma" sözleriyle aynı zamanda karşısındaki kişiyi de Cenab-ı Allah'tan korkup sakınmaya davet etmiştir. Cebrail ise onun bu sözleri üzerine, "Ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım" diyerek Hazreti Meryem'e kendisini tanıtmıştır. Kendisinin Cenab-ı Allah'ın bir elçisi olduğunu ve ona Cenab-ı Allah'tan bir müjdeyle geldiğini bildirmiş ve şöyle demiştir. "Hani melekler dediler ki, Meryem, doğrusu Cenab-ı Allah kendisinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır ve Cenab-ı Allah'a yakın kılınanlardandır." Hazreti Meryem ise, "Benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın, utanmaz bir kadın değilken" sözleriyle Cebrail'e kendisine bir insan dokunmadan nasıl çocuğu olabileceğini sormuştur. Cebrail, Cenab-ı Allah'ın gücünün her şeye yeteceğini, bir şeye sadece "ol" demesiyle onun hemen oluvereceğini bildirmiştir. Hazreti Meryem, kendisine hiçbir insan eli değmeden, Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle Hazreti İsa'ya hamile kalmıştır. Onun hamileliği, dünyadaki sebeplerden bağımsız olarak gerçekleşmiştir. Bu hamile kalış şekli, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden biri olmuştur. Hazreti Meryem, böyle beklenmedik bir müjde karşısında şaşırmıştır. Hiç beklemediği bir anda çocuğunun olacağının müjdelenmesini yakın çevresine nasıl açıklayacağını düşünmektedir. Onlara bu mucizeyi nasıl açıklayacaktır? İlahi irade gerçekleşmiş ve Hazreti İsa Aleyhisselam ana rahmine düşmüştür. Bu iş mutlaka gerçekleşecektir. Cenab-ı Allah'ın bir meleği Meryem'e Adem Aleyhisselam'dan bu yana İlk defa gerçekleşecek bir olaydan bahsetmektedir. İnsanlık tarihinde kimseye nasip olmayan bir özelliğin Hazreti Meryem'e layık görülmesi onu heyecanlandırmıştır. Babasız çocuk sahibi olmak. Adem Aleyhisselam'ın annesiz ve babasız dünyaya geldiğini düşünür. Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yaratan ilahi kudretin Hazreti İsa'yı da babasız yaratacağını çok iyi bilmektedir. Kur'an'a göre Hazreti İsa Allah'tan bir kelimedir. Allah'tan bir ruhtur. Allah'tan bir kelime oluşu, Allah'tan bir ruh oluşu onun ilah olduğu, ilahlık unsuru taşıdığı anlamına gelmemektedir. Onun babasız dünyaya gelişi ilahi mucizedir. Tıpkı Adem'in dünyaya gelişi gibidir. Hazreti Adem'de anne yok, baba yok. Hazreti İsa'da anne var ama baba yok. Allah'ın ol emrinin neticelenmesidir Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelişi ve bu ilahi kudrete zor ve uzak bir şey değildir bir insanı babasız dünyaya getirmek. Nasıra köyünde kimse tarafından bilinmeyen bu sırrı Hazreti Meryem yüreğinde saklamıştır. Cenab-ı Allah, hayatının her anında olduğu gibi bu dönemde de Hazreti Meryem'i rahmeti ve korumasıyla desteklemiş, Hazreti Meryem'e hamilelik dönemi boyunca psikolojik ve fiziksel açıdan ihtiyacı olabilecek her türlü imkanı yaratmıştır. Kuşkusuz Hazreti Meryem'in hamileliğinin gerçekleştiği bu dönemi ıssız bir yerde geçirmiş olmasının pek çok hikmeti vardır. Cenab-ı Allah bu şekilde Hazreti Meryem'i
içerisinde bulunduğu mucizevi durumu kavrayamayacak insanların rahatsız edici tavırlarından uzak tutmuştur. Onun bu dönemi en rahat ve en huzurlu şekilde geçirmesini sağlamış, sonrasındaysa onun bu durumunu insanlara bir başka mucizevi olayla açıklayarak, Hazreti Meryem'in kendisine yöneltilecek tüm iftiralardan en güzel şekilde temize çıkmasını sağlamıştır. Doğum gibi tıbbi müdahale gerektiren önemli bir olayı, hiçbir tecrübesi olmayan Hazreti Meryem, Cenab-ı Allah'a olan bağlılığı ve güveniyle bu zor işi tek başına başarabilmiştir. Şiddetli doğum sancıları içerisinde bir hurma dalına doğru ilerlediği sırada Cenab-ı Allah vahiy ile ona yardımını iletmiştir. Cenab-ı Allah ona hüzne kapılmamasını, alt yanında onun için bir su arkı kıldığını bildirmiştir. Cenab-ı Allah henüz oluşmuş taze hurmaların dökülmesi için hurma dalını kendine doğru sallamasını, yiyip içmesini ve gözünün aydın olmasını buyurmuştur. Görüldüğü gibi Cenab-ı Allah ihtiyaç duyduğu her konuda yapması gereken her şeyi bildirerek Hazreti Meryem'e yardım etmiş ve bu zor şartlar altında doğumunu en iyi şekilde gerçekleştirmesini sağlamıştır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'in bu durumunu bize şöyle bildirmektedir. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki, keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutuluverseydim. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma, Rabbin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan de ki, ben Rahman olan Allah'a oruç adadım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Mesih beklentisi içerisinde olan bazı dindar Yahudiler, Mesih'in dünyaya geldiğinden haberdar olmuşlardır. Mesih'in geleceğini, insanlara yol göstereceğini ve kundaktayken konuşacağını bilmektedirler. Civar köylerden insanlar bir araya gelerek Beytlehem'e geldiler ve Mesih'in izlerini aramaya başladılar. Hazreti Meryem ise ailesinden uzaklaşıp çekildiği ıssız bölgeden Hazreti İsa ile birlikte geri döndüğünde kavmindeki insanlar bu durumun Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir mucize olduğunu kavrayamamış ve Hazreti Meryem'e yönelik bir takım çirkin iftiralarda bulunmuşlardır. Hem İmran ailesinin hem de Hazreti Meryem'in Cenab-ı Allah'tan korkan dindar kimseler olduklarını, güzel ahlaklarını ve İffetlerine olan düşkünlüklerini bildikleri halde onu şaşırtıcı bir iş yapmış olmakla itham ederek iftira atmışlardır. Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki, ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz bir kadın değildi. Kuşkusuz bu durum Hazreti Meryem için Cenab-ı Allah'tan gelen bir denemedir. İffetini koruyan, Cenab-ı Allah'tan korkup sakınan bir kimse olmasına rağmen kavminin bu yöndeki iftiralarına maruz kalmıştır. Bu kimseler aslında onun üstün ahlakına ve şerefli yaşantısına çok yakından şahit oldukları halde yine de bu durumu görmezlikten gelmişlerdir. Hazreti Meryem ise üstün ahlakıyla yine Cenab-ı Allah'a sığınmış
ve onların bu iftiralarına karşı Cenab-ı Allah'ın en güzel karşılığı vereceğini bilerek tevekkül etmiştir. Kavminin kendisine yönelttiği iftiralarda da yine Rabbimizin kendisini onların tüm iftiralarından en güzel şekilde temize çıkaracağını bilmenin güvenini yaşamıştır. Nitekim Cenab-ı Allah Hazreti Meryem'e, "Eğer herhangi bir beşer görecek olursan de ki, ben Rahman olan Cenab-ı Allah'a oruç adadım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım." şeklinde bildirerek, kavminin karşısına çıktığında onlara Cenab-ı Allah'a konuşma orucu adadığını söylemesini vahyetmiştir. Hazreti Meryem, kavminin yanına gittiğinde, kendisiyle konuşmak isteyen ve suçlamalarda bulunan kimselere, Cenab-ı Allah'ın daha önce kendisine Cebrail'le beşikte de yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır ve o salihlerdendir şeklinde müjdelediği Hazreti İsa'yı işaret etmiştir. Bu işaretle Cenab-ı Allah büyük bir mucize gerçekleştirmiş ve Hazreti İsa'yı henüz beşikte olduğu halde konuşturarak Hazreti Meryem'e çok büyük bir yardımda bulunmuştur. Cenab-ı Allah kavminin Hazreti Meryem'den beklediği açıklamayı Hazreti İsa'ya söyletmiş, hem onu atılan iftiralardan temize çıkarmış, hem de bir mucizeyle Hazreti İsa'nın elçiliğini İsrailoğullarına söylemiştir. Bunun üzerine çocuğa işaret etti. Dediler ki, henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? İsa dedi ki, şüphesiz ben Cenab-ı Allah'ın kuluyum. Cenab-ı Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım, beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Anneme itaati de ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. İşte Meryem oğlu İsa hakkında kuşkuya düştükleri hak söz. Hazreti İsa aleyhisselamın bu sözleri çok önemlidir. Konuşmasına, şüphesiz ben Cenab-ı Allah'ın kuluyum diyerek başlaması, daha sonra kendisine haşa Cenab-ı Allah'ın oğlu iftirasını atanlara cevap niteliği taşımaktadır. Cenab-ı Allah'ın Hazreti İsa'ya beşikteyken nutuk verip konuşturmuş olması, Hazreti Meryem'e karşı çirkin iftiralarda bulunan kavminde büyük bir şaşkınlığa neden olmuştur. Bu olayla birlikte Cenab-ı Allah'ın, ''Irzını koruyan Meryem, biz ona kendi ruhumuzdan üfledik, onu ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık.'' ayetiyle bildirdiği gibi, her ikisinin de Cenab-ı Allah'ın insanlar üzerine üstün kıldığı kimseler olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Meryem'in ne kadar üstün ahlaka sahip bir insan olduğu, onurlu ve temiz kişiliği bu konuşmayla ortaya çıkmış ve inkarcı kavmin tuzakları en güzel şekilde bozulmuştur. Bu dönemde Uzak Doğu ülkelerinde yıldızlar üzerinde çalışan bazı yıldız bilimciler, Kudüs toprakları yakınlarında bir peygamberin dünyaya gelmiş olabileceği sonucuna vardılar. Bu haber, Yahudi bölgesi kralı Hideros'a kadar ulaşmıştır. Hideros, bu açıklamayı yapanları yanına çağırmış ve bu mucize bilgileri onlardan dinlemiştir. İsa Mesih doğduğunda, diyor ki kutsal kitaba göre doğudan, yani büyük bir olasılıkla Acem, yani İran'dan 3 kral geliyor ve İsa'nın doğduğu yere doğru bir yıldız yol gösteriyor. Bunu duyunca Herodes yüreği sarsıldı, korktu. Dedi ki gidiniz doğan kralı görün, bana dönünce haber verin. Amacı onları öldürmekti. Ve İsa'yı bulamayınca 1-2 yaşına kadar bütün çocukları, o bölgedeki, Filistin'deki bütün çocukları katletti Herodes. Tüm bu mucizelere rağmen bazı Yahudiler
Hazreti Meryem'e iftira atmayı sürdürmüşler, onu yalancılıkla ve büyücülükle suçlamışlardır. Bu dönemde Hazreti Meryem'e olan iftira ve hakaretler ileri düzeye ulaşmış ve Hazreti Meryem'in hayattaki tek koruyucusu Hazreti Zekeriya Yahudiler tarafından şehit edilmiştir. Hazreti Meryem, Zekeriya aleyhisselamın şehit edilmesinin ardından Yahudilerin zulmünden kaçarak Kudüs'e yerleşir. Hazreti İsa'nın çocukluk yılları bu bölgede geçer. Burada 12 sene kaldıktan sonra tekrar doğduğu yer olan Nasıra köyüne geri döner. Hazreti Meryem, hayatı boyunca gösterdiği üstün ahlakla tüm Müslüman kadınlar için önemli bir örnek olmuştur. Cenab-ı Allah, Hazreti Meryem'e dünyada önemli bir sorumluluk yüklemiş ve bu şerefli görev için onu Kur'an'ın ifadesiyle güzel bir bitki gibi yetiştirmiştir. Hazreti Meryem'in yaşadığı tüm zorlu anlarda tek başına olması, onun için başlı başına önemli bir deneme konusu olmuştur. Zira insanlar zorluk anlarında daima kendilerine yardım edecek, destek olacak, yol gösterecek birilerine ihtiyaç duyar ve olmadığında da kimileri yalnızlıklarından dolayı bir zayıflık ve üzüntü hissine kapılırlar. Hazreti Meryem'de ise asla böyle bir durum söz konusu olmamıştır. O, her şeyi yalnızca Cenab-ı Allah'tan beklemiş, yalnızca Cenab-ı Allah'a güvenmiştir. Desteği, yardımı ancak Cenab-ı Allah'tan istemiş ve O'nun göstereceği yola uymanın, O'nun sözüne itaat etmenin kendisine yeteceğini bilmiştir. En zor anında bile ümitsizliğe, karamsarlığa kapılmamış, Cenab-ı Allah'ın tüm yaşadıklarını mutlaka hayra dönüştüreceğini, zorlukların her birini en güzel şekilde gidereceğini bilerek Cenab-ı Allah'a gönülden teslim olmuştur. Nitekim Cenab-ı Allah, yaşadığı her zorlukla beraber onun için bir kolaylık kılmış, onu daima yardımı ve rahmetiyle desteklemiş ve karşılaştığı zorlukları çok büyük hayırlara ve güzelliklere dönüştürmüştür. Hazreti Meryem bu üstün ahlakı gösterebilmiş, imanıyla, tavırlarıyla ve ahlakıyla tüm insanlık için önemli bir örnek ve tebliğ vesilesi olmuştur. Onun insanlara olan bu samimi tebliği, Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle en güzel şekilde karşılık görmekte, iman edenlerin imanda derinleşip, Hazreti Meryem'in örnek ahlakını yaşamaları ve Hazreti Meryem karakterini kazanmaları için önemli bir vesile olmaktadır. Yaklaşık 2000 yıldır sayısız tarihçi ve ilahiyatçı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gerçekte kim olduğunu keşfetmeye çalışmıştır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşamı hakkında yazılanlar bazılarında gerçek payı olsa da tarih boyunca tahrifata uğramış 4 İncil'e dayanır. 4 İncil'in hiçbirinde göz şahitliği yoktur. En erken İncil Milattan sonra 60 yılında yazılmış olan Markos İncil'idir. Matta İncil'inin yazarı Matta, Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilişkisi olmayan bir vergi toplayıcısıdır. Luka İncil'i bunlardan daha geç yazılmıştır ve Matta ve Markos gibi aynı kaynakları kullanmıştır. Luka, hayatı boyunca Hazreti İsa Aleyhisselam'la hiç karşılaşmamıştır. Milattan sonra 100. yılda yazıldığı bilinen Yuhanna İncili'nin kutsal kitap içerisine dahil edilip edilmemesi yüzyıllar boyu tartışma konusu olmuştur. Hazreti İsa Aleyhisselam tarihi kaynaklara göre bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış, Cenab-ı Allah'ın
dünyada ve ahirette seçkin kıldığı bir elçisidir. Matta İncil'inde Hazreti İsa'nın M.Ö. 4 yılında 1. Herod ve rejim değişikliği döneminde, Luka İncil'inde ise M.Ö. 6 yılında İmparator Augustus döneminde Yahudiye'deki nüfus sayımı sırasında doğduğu bildirilir. Bu bilgileri doğrulamak mümkün değildir. Ancak çeşitli kaynakları inceleyen uzmanlar, Hz. İsa'nın M.Ö. 7 ya da 6 yıllarında doğduğunu tahmin etmektedirler. Bir Roma memuru olan Lentulus, Hz. İsa aleyhisselamın fiziki görünümünü şöyle tarif eder. Kestane rengine kaçan saçları kulaklarına yapışıktı. Nasıralılarda moda olduğu üzere ortasından ayrılan saçları karışık bukleler halinde omuzlarına akıyordu. Açık bir alnı, kırışıksız ve beneksiz kırmızıya çalan bir yüzü vardı. Saçlarıyla aynı renk olan ve aynı şekilde ayrılmış vaziyette gür sakalı vardı. Alışılmışın dışında, ifadesi mümkün olmayan griye kaçan mavi gözleri vardı. Genellikle ciddi görünüşlüydü. Bazen gülümserdi ama hiç kimse onun kahkahayla güldüğünü görmemiştir. Cenab-ı Allah'ın üstün özelliklerle lütufta bulunduğu, sonsuz cennet yurduyla müjdelediği bu değerli elçisinin getirmiş olduğu hak din, bugün ismen yeryüzünde bulunsa da, gerçekte dejenerasyona uğramış ve aslından saptırılmıştır. Cenab-ı Allah'ın Hz. İsa aleyhisselama vahyettiği İncil de aynı şekilde ismen mevcuttur, ancak aslı ortada yoktur. Hristiyan kaynakları çeşitli bozulmalara uğramış ve tahrif edilmiştir. Dolayısıyla bugün Hz. İsa ile ilgili gerçek bilgileri bu kaynaklardan temin etmemiz mümkün değildir. Hz. İsa aleyhisselam hakkında doğruluğu kesin bilgiye ulaşabileceğimiz yegane kaynak, Cenab-ı Allah'ın kıyamete kadar koruyacağını vaat ettiği Kur'an'dır. Kur'an'da Hz. İsa'nın doğumu, hayatı, bu süre içinde karşılaştığı olaylardan örnekler, çevresindeki insanların durumu ve daha birçok konudan bahsedilmiştir. Hz. İsa'nın Yahudilere nasıl tebliğ yaptığı da birçok örnekle haber verilmiştir. Âl-i İmran suresinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Cenab-ı Allah'tan korkup bana itaat edin. Gerçekten Cenab-ı Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. Dosdoğru olan yol işte budur. Hz. İsa'nın bu davetine çoğu Yahudi icabet etmemiş, ancak az sayıdaki havari ona uymuştur. Kur'an'da bu samimi insanların varlığı şöyle bildirilmektedir. Nitekim İsa, onlarda inkârı sezince dedi ki, Cenab-ı Allah için bana yardım edecekler kimlerdir? Havariler, Cenab-ı Allah'ın yardımcıları biziz. Biz Cenab-ı Allah'a inandık. Bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahitlerle beraber yaz. Yeni Ahit'e göre Hz. İsa, yanında bu 12 öğrencisiyle birlikte Filistin'in dört bir tarafını dolaşmıştır. İnsanları Cenab-ı Allah'a iman etmeye davet etmek için yaptığı bu yolculukları sırasında Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle çeşitli mucizeler gerçekleşmiştir. Hasta ve sakat insanları, alaca hastalığına tutulanları iyileştirmiş, doğuştan kör olanların gözlerini açmış ve ölüleri diriltmiştir. Hz. İsa büyük mucizeler göstermiş, insanlar onun gösterdiği bu mucizelerden çok etkilenmişlerdir.
Ancak Hazreti İsa daima bu mucizelerin Cenab-ı Allah'ın izniyle gerçekleştiğini belirtmiş, İncil açıklamalarında ise iyileştirdiği insanlara sık sık "İmanın seni kurtardı" demiştir. Nitekim halk da Matta İncil'ine göre Hazreti İsa'nın mucizeleri karşısında Cenab-ı Allah'ı yüceltmişlerdir. İsa o bölgeden ayrılıp Galile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta vardı. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk, dilsizlerin konuştuğunu, çolakların sağlam oluverdiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısını yüceltti. Artan engellere rağmen, özellikle de baskı ve zulüm altında yaşayan halkın arasında Hazreti İsa'ya inananların sayısı artmaya başlamıştır. Bu dönemde Hazreti İsa ve havarileri bütün çevre kasabaları ve şehirleri dolaşmışlardır. Bu arada rahipler ve yazıcılar yıllardır sürdürdükleri geleneklerinin batıl yönlerini kendilerine anlatan, kurdukları düzendeki sapmaları hatırlatan, kendilerini sadece Cenab-ı Allah'a iman edip Cenab-ı Allah için yaşamaya çağıran Hazreti İsa'ya karşı tuzaklar hazırlamaya başlamışlardır. İncil'de de bu konularla ilgili çok sayıda öğüde ve mesel adı verilen eğitici hikayelere rastlamak mümkündür. Hazreti İsa, İncil'de yer alan ifadeyle imanı kıt olanlara karşı öğütler vermekte, insanlara Cenab-ı Allah'ın egemenliğinin yakın olduğunu müjdelemekte ve onları Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemeye davet etmektedir. Bu hakimiyet, Yahudilerin Mesih'in gelişiyle birlikte kurulacağını umdukları ve İsrailoğullarının imanına ve kurtuluşuna vesile olmasını bekledikleri hakimiyettir. Hazreti İsa, Hazreti Musa şeriatına, yani gerçek Tevrat'ın hükümlerine bağlı kalmış ve Yahudileri de bu hükümlerden uzaklaştıkları ya da bu hükümleri samimiyetsiz bir biçimde gösteriş amacıyla uyguladıkları için uyarmıştır. Yeni Ahit'e göre kendisine karşı çıkan Yahudilere, "Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır" demiştir. Hazreti İsa insanları Tevrat'a dönmeye davet etmiştir. Matta İncil'inde Hazreti İsa'nın kutsal yasaya, yani Hazreti Musa'nın şeriatına uyulması için verdiği bir emir şöyle aktarılır: "Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Bu nedenle bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak." Karmaşa içindeki topluma hidayet önderi olarak gönderilen Hazreti İsa, aralarında bulunduğu süre boyunca çok çeşitli topluluklarla mücadele etmiştir. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Hazreti İsa'nın dinleri konusunda ihtilafa düşenlere yol gösterdiği anlaşılmaktadır. İncil'de yer alan bazı tariflerden de Hazreti İsa'nın özellikle sahte din adamlarını, Cenab-ı Allah'a eş koşan müşrik grupları, dindar gözükerek halkı kandıranları yaptıklarından vazgeçmeye, samimiyetle Cenab-ı Allah'a iman etmeye davet ettiği anlaşılmaktadır. İncil'de sık sık adı geçen iki grup, Ferisiler ve Saddukiler, bu açıdan önemlidir.
Çeşitli konularda derin anlaşmazlıklar içinde bulunan bu iki grubun bir kısım mensuplarının ortak özellikleri ise, Cenab-ı Allah'ın Hazreti İsa aracılığıyla insanlara gönderdiği vahiyden şiddetle rahatsız olmalarıdır. Çünkü Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği hak dine göre hem maddeci bir dünya görüşüne sahip olan Saddukiler hem de samimiyetini kaybederek şekle ve hurafeye yönelen Ferisiler yanlış yoldaydı. Bu gruplar içinde bulundukları durumu anladıklarında hemen Hazreti İsa'ya karşı cephe almışlardır. Hem Ferisiler hem de Saddukiler kurulu düzenden menfaat sağlıyorlardı. Bu sebeple de Hazreti İsa'ya itaat etmiyorlardı. Yahudi toplumu üzerinde büyük bir otoriteye sahiptiler. Din adamı olarak herkesten büyük bir saygı görüyorlardı. Oluşturdukları sahte din, onlara statü ve hatta para kazandıran bir kurum haline gelmişti. Ülkeyi yönetmekte olan Roma valisiyle de sıkı bir işbirliğine girmişlerdi. Özellikle de Saddukiler, Roma ile İsrail halkı arasındaki gerilimi azaltmakta, buna karşılık Roma'nın kendilerine sağladığı ayrıcalıklardan yararlanmaktaydılar. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda, Hazreti İsa'nın tebliğinin neden bu din adamlarını rahatsız ettiğini anlamak çok kolaydır. Çünkü Hazreti İsa, tüm peygamberler gibi bozuk olan, her türlü ahlaksızlığı meşru gören kurulu düzeni hedef almıştı. İnsanlardan yaptıkları tüm adaletsizlikleri, haksızlıkları, ahlaksızlıkları ve putperest dinlerini terk etmelerini sadece Cenab-ı Allah için yaşamalarını istiyordu. Yeni ayete göre Hazreti İsa tebliğ yaparken bir yandan da şiddetli zulüm gören halka kurtuluşun yaklaştığını, yakında Cenab-ı Allah'ın egemenliğinin kurulacağını söyleyerek onların içindeki inancı canlandırmıştır. Bu arada Hazreti İsa'nın Hazreti Davud'un soyundan geldiği haberi de halkta yaygınlaşmış ve onun beklenen Mesih olduğu inancı dalga dalga yayılmıştır. İşte tüm bunlar kurulu düzenden menfaat sağlayan bağnaz din adamlarını ve Roma'nın getirdiği putperest kültürü kabul edenleri rahatsız etmiştir. Yeni ahite göre bu çevreler, Hz. İsa'nın tebliğini etkisiz kılmak için her fırsatı değerlendirmiş ama her seferinde yenilgiye uğramışlardır. Hz. İsa'nın onların iddialarını tamamen çürüten cevaplar vermesi ve hikmetli açıklamalarda bulunması din adamlarını oldukça rahatsız etmiştir. Zaten onları tuzak kurmaya iten nedenlerden biri de Hz. İsa'nın kendileri hakkında anlattıkları olmuştur. Hz. İsa, Luka İncil'ine göre halkın önünde onların sahtekarlıklarını şu şekilde açıklamıştır. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır. Bazı Yahudi rahipleri Tevrat hükümlerini değiştirmişler, kendi menfaatlerine uygun yeni hükümler eklemişlerdi. Hz. İsa, Yahudi kavmine verdiği öğütlerle bu sahte hükümleri ortadan kaldırıyordu. Hz. İsa, Kur'an-ı Kerim'e göre sadece İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber olduğunu vurgulamakta. Bu çok önemlidir. Aslında İncil'lere göre de Hz. İsa diyor ki, ben İsrail'in kaybolmuş koyununu bulmaya gönderildim diyor. Yani Hz. İsa'nın mesajı bir bakıma İsrail oğullarına yönelik iken, Hz. İsa'nın muhatabı İsrail oğulları iken, bugün Hristiyanlık evrensel bir boyuta taşınmıştır. Bir peygamber olan Hz. İsa'nın Kur'an'a göre mesajının özü, insanları Allah'a kulluğa davettir.
Ki bu bütün peygamberlerin temel özelliği, onların mesajlarının ana fikridir. Hazreti İsa'nın temizlemeye çalıştığı şey, Hazreti Musa'nın getirdiği yasaların üstünü örtmüş olan batıl gelenekler, hurafeler, insanların oluşturdukları yasaklardı. Markos İncil'ine göre, Ferisilerle konuşurken onları özellikle bu açıdan uyarmıştır. İsa, Ferisilere ve din adamlarına şöyle cevap verdi. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış, insan geleneğine uyuyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız geleneklerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. Ferisiler kazançlarının onda birini Cenab-ı Allah'a adamaları gerektiğine inanır ve bu kurala da uyarlardı. Ancak bunu bir ibadetten çok bir gelenek şekline getirmişlerdi. Hazreti İsa Luka İncil'ine göre onları şöyle uyarmıştır. Ama vay halinize ey Ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey Ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Ama sadece iktidarı o an elinde bulunduran bir kesim. Yani Ferisiler, zaten Ferisilerin üzerine gidiyordu hatırlarsanız, ey engerekler soyu diyordu. Aslında burada söylemek istediği şey sadece bütün Yahudi toplumunu şey yapmıyor. Doğruyu bilip de kendi çıkarları için kullanan her kesim için, eğer bugün ben de kullanıyorsam bunu, engerek soyu ben de olmuş oluyorum. Çünkü Tanrı'nın yolu sevgi yoludur, adalet yoludur, bağış yoludur, merhamet yoludur. Ama ne yapıyordu onlar? Kuralları, dini kuralları sadece yerine getiriyorlardı ama halkı da eziyorlardı, onları sevmiyorlardı, yüreklerinde bir şey yok. Bugün benim tuttuğum orucun, kilisedeki ibadetlerimin muhakkak ki faydası var ama bütün bunlar benim yüreğimi yenilemiyorsa, beni kamil insan yapmıyorsa, olgunluğa götürmüyorsa sadece boş bir hareketten ibaret olur. Hazreti İsa, Kur'an'da belirtildiği gibi İsrailoğullarını Cenab-ı Allah'a gönülden iman etmeye ve Hazreti Musa'nın getirdiği şeriata geri dönmeye davet etmiştir. Peygamberler, Cenab-ı Allah'ın kendilerine verdiği sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmiş, insanları hidayet yoluna davet etmek için ellerindeki imkanları ve tüm güçlerini sonuna kadar kullanmışlardır. Hazreti İsa da kendisine kurulan tüm tuzaklar, atılan iftiralar ve düzenlenen saldırılar karşısında çok üstün bir sabır göstermiş, Cenab-ı Allah'a tevekkül edip tebliğine devam etmiştir. O, yanında az sayıda yardımcı olmasına rağmen hep galip gelen taraf olmuştur. Bu tebliğ sırasında dini aslına döndürmek, hurafelerden ve batıl uygulamalardan temizlemek için pek çok yönteme başvurmuştur. Rabbimizin kendisine bahşettiği üstün kavrayış ve hikmet sayesinde İsrailoğullarına karşı son derece etkileyici konuşmalar yapmış, hikmetli örnekler vermiştir. Sonuç olarak Hazreti İsa, insanları sadece Cenab-ı Allah'a imana davet etmiş, din ahlakının hakim olacağını müjdelemiş, batıl inançlarla, hurafelerle ve putperestlerle mücadele etmiş, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu örneklerle açıklamış, kavmin bozuk ahlak anlayışını düzeltmek için büyük bir gayret göstermiş, üstün ahlakıyla da çevresindeki insanlara en güzel örnek olmuştur. Ancak tüm bu faaliyetler, düşmanlarının daha katı davranmalarına
onu öldürmek için büyük bir tuzak kurmalarına yol açmıştır.